Evet, Nesrin Hanım tatlının tadını aldı galiba. Gülümsediğine göre beğendiniz mi Nesrin Hanım? Yumurta tadı aldım ben. Dondurma da gayet güzel. İçinin böyle nasıl diyeyim, lastik gibi olmuş şeyleri. Böyle kadayıfları. Beğenmedim, böyle kuru. Şerbeti emmemiş mi? Emmemiş galiba. Kuru geldi bana. Galibası mı var bunun? Emmiş mi, emmemiş mi? Emmemiş mi? Emmemiş. Yani kararlı olalım. Emmiş mi, emmemiş mi? Emmemiş. Ha. Ya da bana belki az şerbetli yeri gelmiştir yani. Elinize sağlık. Evet, Nesrin Hanım tatlıyı da beğenmedi. Sonunda geleceği tahmin edebiliyoruz. Hakkımızda hayırlısı. İnşallah. Nurdan Hanım. Kadir Bey, bence şerbetini emmiş, ben öyle düşünüyorum. Yumurta kokusu hafif geliyor. Şerbeti de... Ama bu kaçınılmaz yani. Bu sonuçta 4-5 tane yumurtayla kızartılıyor. Yani bundan kaçamıyorsunuz. Hafif küçük bir püf noktası var. Bazı yarışmacılarımız yapıyor. Ben tuz koydum. Süt. Onlar da... Vanilya mı? Evet. Vanilya. Özellikle vanilyayı hafif sulandırıp toz aroması. Evet. Sulandırıp atsın içine döktüğünüzde yumurtanın kokusunu kokuyu biraz basıyor. Peki 2 saatin içinde olabilecek en iyi kadayıf dolması diyor musunuz buna? En iyi diyemem tabii ki de. Ama şerbetini falan çekmiş yani. Peki afiyet olsun. Yiyebiliyor bak yani şu anda devamını yiyor. Evet. Songül Hanım. Ben yiyorum. İştahlı yiyorsun. Ben devam edeyim. Nurcan abla. 2 saat içerisinde mantı da açtınız. Bence 2 saat içerisinde olabilecek bir tatlı. Kesinlikle katılıyorum. Neden? Hani biraz sert gibi duruyor ama bunun da özelliği hamur olamaz. Kadayıf sonuçta kızgın yağ atılıyor. Yani. Yani. Şimdi eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ben öyle biliyorum. Bilmiyorum yani arkadaşların fikri nasıl. Tabii herkesin damak zevkine göre falan değişir ama biz olması gerekeni konuşursak eğer hani genelde nasıl olması gerekir diye. O yüzden bence 2 saat içerisinde çıkabilecek bir tatlı. Nurcan Hanım beğendi. Masada iki taraf var birbirine çok zıt. Nurcan Hanım her şeyi beğeniyor. Nesrin Hanım hiçbir şeyi beğenmiyor. Nurdan'la Songül de ortalardalar. Masa bayağı böyle entrikalı bir ama masa. Ama Nurcan Hanım puanlarına da bu yansımıyor. Şöyle bir şey Nurdan Hanım, ben beğenmediğimi söylüyorum, beğendiğimi söylüyorum ama şöyle, çorbanın bilmem nesini beğenmişim, bilmem nesini beğenmemişim, yarım puan. Yarım puan, yarım puan, öyle topluyorum. Aynı puanda buluşuyoruz. Ama her şeyi beğenip de 5 o zaman vermem lazım değil mi? Mesela masamın eksiğini... Bizde 5 hakkımız var yani, yok yani her şeyi beğenmiyoruz. Ama masamın eksiğini görmeyeyim mi, onu görmeyeyim mi, bunu görmeyeyim mi? İlla yani ses mi yükseltmemiz lazım? Hayır, eksikleri görmeyin değil mi? O kadar çizginden kaydıracaksınız. Lütfen, rica ediyorum. Tamam. Ben yorum yapabilir miyim? Herkesin puanı ve yorumu kendine. Ben yorumlarımı yapıyorum ama nasıl puanladığımı bırakın bana kalsın. Peki Songül Hanımcığım, buyurun evet, sizden Şeyma devam. Evet, öncelikle ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Kadir Bey, 2 saat süre içerisinde Şeyma'nın mantısıydı, hamur işiyle de uğraştı. Meşakkatli yemekler çıkarmış bize arkadaş. Ellerine sağlık. Yani kısa sürede şerbetini çekmiş. Yani kısa sürede yapılan güzel bir tatlı diyebilirim. Şerbetini tam olarak çekmiş. Ama dediğim gibi keserken biraz zorlandım ama şerbetini çekmiş yani tatlı ama geldi bunu bana. Ama bunu zaten makbule tuttu. Sen bunu beğendin mi, lezzetli mi, puan verecek misin bana onu söyle. Ya puan yoksa tabii Şeyma vereceğim. Börek açmış, cam silmiş, kapı perde yıkamış, o beni ilgilendirmiyor. Sen bunu beğendin mi, buna puan gelecek yani mi? Ya 2 saat süre içerisinde yani en fazla bu kadar olabilirdi. Peki, Kadir Bey. Ben alacağım cevabımı aldım. Şeyma'cığım sen de cevabını aldın galiba. Eline sağlık. Afiyet şerbet olsun. Konusunda çekeceği kadar çekmiş. Şerbetin içinde bekledi zaten komple. Kesmekte zorlanmamızın sebebi soğuduğu için yumurta sertleşiyor. İç kızgın konusunda yağda olduğu için. Aynen. İç konusunda da Erzurum'dan sipariş ettiğim kadayıf dolmaları bana geliyor. Ben onlar pakette da çok... konuştuk mutfakta. Pakette bekliyor. Açıyorum ve beklemiş olduğu zaman içi aynı bu şekilde oluyor. Yani şu an içine hak verebiliyorum. Beklediği zaman böyle oluyor. Ama yumurta kokusu bana geliyor. Evet. Yani yediğim zaman geliyor. Hı-hı. Vanilya koysaydın keşke. Az bir şey bunu açabilirdi. Evet. Çünkü yoğun bir yumurta tadı geliyor. Bak onları yediğimde yumurta tadı gelmiyordu. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun. Nerede dağıtmadın. Evet. Yani düzgün sarılmış. Sarması güzel, hiç dağılmamış, açılmamış. Ellerine sağlık diyorum. Şerbetinin de tadı falan yerinde. Evet, şerbetin kıvamı ne da çok güzeldi. Ne çok tatlı. Evet, bugün de bu şekilde kapattık. Sofrada bazen tartıştık, bazen güldük. Bakalım puanlara ne kadar yansıyacak. Hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız puanlamaya gidiyoruz. Buyurun. Hanımlar, tahtalarınız önlerinizde. Buyurun Şeyma Hanım'ın hamaratlığına, elinin lezzetine puanlarınızı verin. Evet, Nurdan Hanım hazır mısınız? Kaç puan verdiniz? Buyurun çevirin. 2 puanım. 2 puan. Evet. Evet, eleştirilerin altını doldurdu mu 2 puanla?
Ya da 2 puanın altını eleştirileriyle doldurdu mu Nurdan Hanım? Vallahi hiçbir şey demiyorum Nurdan Hanım'a. Yani o kadar emeği yani görmezden gelmesi. Emeklerinizi görmezden gelmiyorum ama ben zaten yorumlarımla da 2 puanımla gayet altını doldurduğuma inanıyorum. Peki. Songül Hanım. Kaç puan? 3. 3 puan geldi. Evet. Songül Hanım, şu menüde 3 verecek ne buldunuz? Gerçekten çok merak ediyorum. Songül bu menüye Nesrin Hanım'a inat 3 verdi. Ne oldu Nurdan? Niye öyle bir baktın? Şaşırdım. Niye şaşırdın? Niye şaşırdınız? Söyle daha açık açık. Bilmiyorum, Songül Hanım'dan daha az puan bekliyordum açıkçası. Niçin? Sebep? Yorumlarınız hani daha böyle çok her şeyi beğenmediniz. Nurdan Hanım yorumlara çok takıyor bakıyorum. Yorumlarla açıkçası puan açıkçası yarım yarım veriyorum. Ya ki neye evet, verdiğimi yarım yarım verebiliriz. Kadir beni verdiğimi eksikleri görebiliriz. Buyur. Neden böyle yapıyorsunuz? Hayır, siz niye yani takılıyorsunuz ben onu anlamadım. Veren yani, kendi ya, puanı. O zaman tahta gönderelim arkadaşlara. Tabağı da verelim. Ben kalkayım yani gideyim. Kadir Bey. Dediğim gibi puanlamasını biz kendimize yaptığımız için kendi özgür irademle verdim. Bunu da içim tabii yani vicdanım rahat. Şeyma Hanım ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Çorbasını dediğim gibi beğendim. Sıcaklığı bir tık sıcak olabilir. Takılmadım ona. Misafirperverliğine, sofra düzenine. Sonuçta her şey tam yani 2 saat içerisinde yetiştirilmiş arkadaşlar. Eksik bir şey yoktu. Ufak tefek tamam şehriyesi, salatanın sosu, birazcık malzemesi olabilirdi. Tatlısı, pilavı, pilavının tadını beğendim. Emeği 3 puan. Peki. Evet Nesrin Hanım. Ben beğendim. 1 puan geldi Nesrin Hanım. Yani şaşırdınız burada, mı? Hayır şaşırmadım. Bekliyordum yok zaten yok, Nesrin Hanım'dan. Yok onunla alakası yok. Ben hani yok, güler yok, yüzüne işte zaten yetiştirdi. Hizmetine karşılık. Yani güler yüzüne karşılık verdim 1 puanı. Yemeklerine falan vermedim yani. Yemeklerini hiç beğenmedim. Zaten burada da surat işaretim var. Evet Şeyma. Sofradan hiç memnun ayrılmadım yani. Hiç beğenmedim yemeklerini. Elinin lezzeti yok yani. Nimete de ben bir şey diyemem de. Haşa. Belki sizin eliniz çok lezzetli olduğundan dolayı. Yok. Lezzetsiz olduğundan dolayı lezzetli yemekleri yerken bir yadırganış olabilirsiniz. Elinize lezzet bulamadım yani yetiştirdiğiniz için. Tamam afiyet olsun. Güler yüzünüze. Teşekkür ederim. Peki sürenin zarfının içinde mantı kapatması, kadayıf dolması evet, yapması. Işte. Yani yemekler hafif evet ve aparatif yemekler. Zaten yani ben de emeğine verdim puan koşturdu. Güler yüzü davrandı yetiştirdi 1 puan. Ama bu ama her şey surat da sofradaki halim. Beğenmediğim halim Kadir Bey. Hayır, dün sizin yemeklerinizi eleştirirken kolaylığından bahsettiler ya genel olarak. Evet. Hani ara sıcakta bir sandal var, bir şey yok dediler. Evet. Bugün ara sıcakta her ne kadar uygun bulmasanız da mantı kolay bir ara sıcak mıydı? Risk mantı almış zaten ara sıcağı ben yani uyduramadım. Zahmet olaraktan da evet. Olarak, evet hep, herkes aynı evet fikirde ama evet, zahmet olarak kendi menünüzle aynı tutuyor musunuz bugünkü menüyü zahmet olarak? Zahmet olarak aynı tutmuyorum fakat elinin lezzetli bulamadım. Ağzıma bir tat hitap etmedi. Neler açmış, peki, neler yapmış, şey yapmış. Birlik bir masa mıydı? Yani bilmiyorum. Ama yanık peki hiçbir şey yok. Yani. Yanık olarak hiçbir şey yoktu. Evet. Yoktu, tamdı yani. Şehriye pilavı oldu, dedi. Normal benim yapmış ama yani o da uygun düşmüş. Salatayı unuttum aslında yani en basiti. Hepimizin eksikleri evet oldu. Ben eksik puanı, olarak bir puanı gerçekten kimsenin hak ettiğini düşünmüyorum. Çünkü o stres zaten insanı yiyip bitiriyor. Kolay da şeyler yaşamıyoruz 2 saat içerisinde. Dediğim gibi 1 puanı gerçekten hiçbir arkadaşıma ben hak etmiş miydim? Dün 1 puan verdiğiniz zaman hatırlıyorsunuz. Evet. Verdiğiniz zaman verdiniz. Hayır ama ben bir yani şey ben hak etmiş miydim yaptım mi de ben unuttum, aldım. Unuttuğum şey var. Tekrar çevirdim ama neticede çevirdim Nurdan Hanımcığım. Çevirdiniz. Evet. Çevirdim işte. Sen onu göz önünde bulacaktınız. Evet. Çevirdiniz. Evet, Nurcan çevirdim. Hanım son puan sizde buyurun. Birazdan çevirdik. 2 puan Nurcan Hanım'dan geldi. Açıklamamı yapmak istiyorum. Buyurun. Şimdi şöyle bir şey. Servis eksikti. Çorbanızı orta karar beğendiğimi söyledim. Tatlıyı beğendim. Bir de mantınızı hani yoğurdu az ama yani parmak ucuyla kapatılmış diye. Geri kalan et, patates olarak onlar zaten biliyorsunuz hemen mühürlenip kızartılması. Ondan dolayı 2 verdim. Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Niçin eksiği vardı Songül'e peki 3 verdiniz derseniz eğer. Songül'de su böreği bir de onun ana yemeğindeki o içindeki harç biliyor musunuz? Et harcı hani sebzesi var bilmem nesi var. Şu ama su böreği demediniz. Sonradan normal börek dediniz ya onu da. Onu ben demedim. Onu kim bilirse lütfen artık gerçekten söyledi. Kadir Bey kızmaya yani başlıyorum. Söylemediğim şeyleri söyledi deniyor. Ben Nesrin kesin Hanım bir kadınım. Söyledim yani söyledim. Söylemedim bakın, söylemedim. Ben siz söylediniz demedim. Hani dedim onda su böreği hani normal böreği ben su böreği olduğunu ya söyledim ama peyniri
hani arkadaşın gibi. Masada su böreğini savunan tek kişi Nurcan ablaydı zaten. Evet, lütfen söylemediği şeyleri söyledi denilmesin lütfen. Bakın hanımlar, ben böyle güler yüzlü görünüyorum ama gülerken ısırırım. Demediğim şeyi dedi diyorsunuz yahu. Gün geçtikçe herkes yarışmada olduğunu daha çok fark ediyor ve kıran kırana geçiyor. Elinize sağlık. Bu bir yarışma. Yani benim günümde de beni de tabii ki eleştireceksiniz. Tabii ki eleştireceğim. Artık... Yani bunun bir de geri dönüşümü var illaki yani. Tabii ki. Nesin Hanım'ın geri dönüşümünün olduğu gibi ben sizin de aynı geri şekilde dönüşüm, geri dönüşümünü sağlayacağımdır. Demek ki sona kalan bombardımana uğrayacak. Aa, bilmiyorum artık neye kalır. Ama bilmiyorum zaten öyle bir imkanımız yok. Ama eleştiriye yok. Açık olmalıyız Şeyma Hanım. Bu bir tabii yarışma ki. Sonuçta. Ama bence... Herkesin eline koluna sağlık. Toplamda sırf yemekle değil servisle de alakalı. Sepetin altına gitmiş kaşıklar, kadeh yok, ben mi içeceğim, Kadir Bey mi içecek? Tamam benim de olabilir. Heyecandan telaşla beni de eleştirin. Nasıl döküldü gördün. Hani beni de eleştirin. Benim de tabii ki eleştireceğiz. Tabii. Yani gündüz şey bekliyoruz merak sen etmeyin. Sen sadece sinirlenince güzel eleştiri yapıyorsun değil mi? O zaman hep sinirlendirme. Masada beni. Önce Nurcan abla hayır, sinirlendirmemiz lazım. Hayır Kadir Bey ben kolay kolay sinirlenmem. Hayır. Ama takdir edersiniz 3 gündür söylemediğim şeyleri söyledi gösteriyorlar. Emin misin söylemedin? Yani. Ben ay, bazı bakın, şeyler öyle hayır, diyor. Bakın, mesela su böreği Nurcan Hanım siz beni yanlış anladınız. Ben size diyorum ki Nurcan yani onu dedim su böreğine benzetilmedi. Su böreğine benzetilmedi. Ben dedim ki onu tava böreğini kim tava çıkardı? Tava böreğini dedi. Hanımlar yarın size tava böreği yapmadan çalışacaklar. Yarın Nurdan Hanım'dayız. Haydi bakalım merakla bekliyoruz yarın sizi. Yarın Nurdan Hanım'ın anılarını görmeye gideceğiz. Her gün büyük ümitle gidiyoruz ama bazen hayal kırıklığına uğrayabiliyoruz. Yarın şöyle güzel bir sofra duralım. Artık ya bu. Artık bırakın lütfen ya. Vallahi midem bulandı. Çok özür dilerim. Çatalından bıçağına, bardağından kaşığına her şeyi tam bir şekilde uyumlu. Güzel meşakkatli bir menü bekliyorum. İnşallah. Şimdi İnşallah. Ben de puanımı vereceğim. Toplamda 8 puan ulaştın araya kaynaması. Yarın görüşmek dileğiyle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.